Başlıyoruz arkadaşlar. Sıfır Matematik Kampının bugün son dersi. Hayırlı olsun. Ee, bittikten sonra Cumartesi Seviye Belirleme sınavı yapacağız. 30 Matematik, 30 Türkçe, toplam 60 soru var ve 90 dakika süresi olacak arkadaşlar. Biz size PDF olarak göndereceğiz. Cuma günü PDF'si gönderilecek. çıktı alabilirsiniz. Ee, belli bir gün içerisinde Cumartesi çözüyorsunuz. Size bir link vereceğim. O linke soru ve cevapların anahtarı cevapları gireceksiniz arkadaşlar. Siz girdikten sonra Pazartesi ya da Salı cevap anahtarları sizinle paylaşılacak. Sonuçları sizinle paylaşılacak. Bilginiz olsun. Cumartesi günü istediğiniz saatte 90 dakika süreniz var arkadaşlar. Süreyi kendiniz ayarlıyorsunuz. Herhangi bir saat diliminde çözebilirsiniz. Çıktı olarak alıyorsunuz kendiniz. Cumartesi ya da pazar 2 gün size süre veriyoruz. Cumartesi pazar akşama kadar süresi var. Link aktif kalacak. Pazar akşam 11 gibi 12 gibi linki kapatacağım. Dolayısıyla pazartesi çözme şansınız yok arkadaşlar. Bunu cumartesi pazar 2 günden birinde çözmeniz lazım. E, ayrıntıları ben zaten size sonra anlatacağım. Evet yani şu an e, ders anlatalım. Ayrıntılar zaten anlatılacak size. Şimdi örnek 15'teyiz x değeri nedir? Bu denklemi sağlayan x değerini soruyoruz. Şimdi burası çarpanlarına ayıracağız. x x diye. Bu arkadaşı eksi 5 artı 1 diye ayırdık. E, burası böyle kalacak. Şimdi buraya geldik. Burası x'e x olarak. Bu arkadaş eksi 5'e eksi 5 olarak. Bu arkadaş x'e x olarak. Bu arkadaşı eksi 5'e artı 2 olarak ayırıyoruz. Şimdi ne oldu? Yukarısı x artı 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5 aşağısı x artı 1 çarpı çarpım var arada zaten x artı 2 x eksi 5 burası aşağısı x eksi 5 çarpı x eksi 5 eşittir 4 oldu. Bunlar birbirini götürdü. Şu arkadaş bu arkadaşı bu arkadaş bu arkadaşı. Geriye zaten x artı 2 ee, değil mi? x artı 2. Aynen. Eşittir. 4'ten x eşittir. 2 geldi. Evet. Böyle. x 2. Çarpanlara ayırma bir sorusu. Çarpanlara düzgün ayırıyorsunuz. X x diye artı 5 eksi 1. Zaten basit çarpanlar. Yani DGS'de ÖSYM'nin soracağı bunlar. E, tam kare açılımları var arkadaşlar. Bunları bilmenizde yarar var. Bileceksiniz yani. Hani bilmenize yarar var derken bileceksiniz. A artı B'nin karesi. A kare. B kare. 2AB olarak gidiyor. A eksi B'nin karesi A kare B kare eksi 2 AB olarak geliyor. Şimdi şunla şunu karıştırıyor öğrenci mesela. A artı B'nin karesini şöyle yazıyor. A kare artı B kare. 2 AB nerede? Yok. Onu unutuyor mesela. Yani 2 AB'yi unutmayacaksın. Ee, çok farklı şeyler. Kesinlikle bunu bileceksiniz. Mesela şunla şunu karıştırıyor bazen. A eksi B'nin karesi A kare eksi B kare diyor mesela. E, aynı şey değil arkadaşlar. A eksi B'nin karesi nedir? A eksi B çarpı A eksi B. A kare B kare nedir? A artı B çarpı A eksi B'dir. Yani böyle. Tamam. Yani bu çok farklı şeyler bunlar. Evet örnek 16 ifadelerin açılımlarını yazalım. Şimdi birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacak. Çarptığınızda eksi 3 iki katı eksi 6 x ikincinin karesi artı 9. Birincinin karesi 4 x kare. Birinci ile ikinciyi çarptığımızda 2 x iki katını aldığımızda 4 x artı 1 geldi. <laughs> Birincinin karesi 2x'in karesi nedir? 4x kare. Birinci ile ikinciyi çarptığımızda 2x'ye 2 katını aldığımızda 4x'ye ikincinin karesi artı y kare. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptığınızda 1 bölü x. ikincinin karesi 1 bölü x kare. Bunu biraz daha düzelttiğinizde şunlar ünlü götürüyor. Geriye şu kalıyor. x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 geliyor. Yani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi mesela hani bu şekilde ezberlerseniz ezberlediğinizde basit oluyor. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Biraz da binom açılımlarından Pascal üçgeninden geliyor bu olay. Pascal üçgenini bildiği zaman öğrenci e, bil, yani aslında çok daha basit yapabiliyor binom açılımları gelir. Bu soru hepsi gelecek. Yani bir Pascal üçgeni bir bir bu şekilde bir üçgen oluşturmuş adam zamanında yani böyle bir üç üç bir. Bakın bu böyle gidiyor sonsuza kadar. İşte 1, bu ikisini topladın 4, bu ikisini topladın 6, bu ikisini topladın 4, 1. Böyle gidiyor bu Pascal üçgeni. Pascal demiş ki, e, burası ifadenin sıfırıncı kuvveti. X artı Y'nin sıfırıncı kuvveti. Bu ifade X artı Y'nin birinci kuvveti. Bu arkadaş için de demiş X artı Y'nin ikinci kuvveti. Bu arkadaş için X artı y'nin üçüncü kuvveti mesela böyle demiş. Şu arkadaş, sin aşağı, şöyle eşit olsun anlarız zaten. Bu arkadaş içinde x artı y'nin mesela dördüncü kuvveti. Yani bu böyle gidiyor. Bu Pascal üçgenine göre, e, yani bir ifadenin yüzüncü kuvvetini bile bulabiliyorsunuz. <laughs> Gerçekten bulabiliyorsunuz. Çok basit aslında yani. Pascal üçgenini bildiği zaman öğrenci aslında çok basit bir şekilde ifade ifadenin ee, her türlü yüzüncü kuvvetini bile bulabilir. Mesela x artı y'nin dördüncü kuvvetini bulmak isteyen bir öğrencinin yapacağı şey şudur. x üzeri 4. Bak. Sonra azalan değerler alıyor. x üzeri 3. x üzeri 2. x. Sonra şunun yanına y ekliyor. Bunun yanına y kare ekliyor. Bunun yanına y küp ekliyor. Bunun yanına y üzeri 4 ekliyor. Bakın. X'ler azalan değerler alırken. Pascal üçgeni çok ayrıntıya girmeyeceğim. Azalan değerler alırken. Y'ler sondan azalan değerler alıyor mesela. Buradaki kat da getirip yazmamız gerekiyor. Yani şuraya artı 4. Artı 6. Artı 4. Artı bunlar. Oldu sana x artı y'nin dördüncü kuvvetinin açılımını mesela bulduk bu şu an x üzeri 4, 4x küp y, 6x kare y kare 4x y küp artı y 4. Ee, bizim şu an Pascal üçgeninde durduğumuz yer burası. Aslında biz şu an burayı yapıyoruz. Yani 1 2 1 dediğimiz olay, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Temel mantığımız bu. Yani yaptığımız tek şey şu an bu. Aslında Pascal üçgenini kullandık. Tamam arkadaşlar. Yani birincinin karesi sonra birinci ile ikincinin çarpımı ikincinin karesi. Yani 1y kare aslında. Burası 1x kare. Bak görüyor musun? 1 2 1. Pascal üçgeninin kat sayıları. Buradaki birleri yazmıyoruz. Çünkü birler etkisiz eleman olduğu için yazmıyoruz genelde. Şöyle Pascal üçgenin aslında mantığı buradan geliyor. Yani bilin lazım olur. Bir yerde karşınıza çıkar. Ayete çalışırsınız belki. Matiki çalışırsınız. Ee, yani oradan lazım olacak binu açılımları Her yerde lazım artık matematik. Geniş bir kavram. Evet örnek 17. X kare Y kare. y kare. Bu tür sorularda her zaman ve her zaman x artı y ya da x eksi y'nin karesini alarak başlıyorsunuz. x artı y'nin karesi 6'nın karesi. x artı y'nin karesi nedir? x kare 2 tane x y 36 x ile y'nin çarpımını zaten vermiş. Eksi 2. Iki. Bu ikisini çarptığımızda eksi 4. At karşıya x kare artı y kare 40 oldu. Size bu konuyu zaten çok çok detaylı anlatacağım. Üzülmeyin yani. Bu konunun devamı var. E, haftaya arkadaşlar e, salıydı sanıyorum ilk dersimiz size temel kavramlardan başlıyoruz yani tamam mı? Tekrardan 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 başlıyoruz Evet örnek 18 Birkaç gün dinlenme vereceğim size Yani siz sizde bizde biraz dinlenelim salı pazartesi salı başlayacağız zaten Evet şimdi burayı karşılıklı kare alıyoruz. Yani mantığımız hep belli. x eksi 1 bölü x'in karesini aldığınızda eşittir 9 oldu. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi mantığı var. Eşittir 9. İşte şu arkadaş gitti. 2'ye at karşıya x kare artı 1 bölü x kare 11. Basit. Çok basit. Yani basit yani. Gerçekten basit. 19 x 1 bölü x ifadesini istiyor. Güzel bir soru. Mehmet sen 14 bulmuşsun muhalifsin bugün. Evet şimdi arkadaşlar bak bu tür sorularda bunun karesini alıyorsun. Bunun da karesini alacaksın. Yani diyeceksin ki x eksi 1 bölü x a olsun. Karşılıklı kare almak istiyorum. Yani canım kare almak istedi. Bunun da karesi a kare. Bu bir yerde dursun. Bak bu bir yerde dursun. Bunun da karesini alacağım. Şimdi bu ifadeyi getiriyorum. Şöyle yazacağım. Şuraya Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eşittir 16 şimdi şu arkadaşlar birbirini götürdü iki yattı karşıya 14 yani x kare artı 1 bölü x kare ifadesi 14'e eşitmiş Peki budursun Buna neden a dedim şimdi geldim buraya Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi eşittir a kare. Şurası, bak iki attık bilmem ne gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu 14 değil mi? Yani şu arkadaş 14, 2 de burada var 12. Yani buradan a kare eşittir 12. Bana a lazım. Bana a kare lazım değil. A o zaman neye eşit? Kök 12. Yani bu da 2 kök 3. Cevap 2 kök 3. Evet. Şimdi bu soruda neden iki tarafın karesini aldık? Arkadaşlar. Böyle vermiş. Karesini sormuş. Bak. Sade vermiş. Karesini soruyor. Sade veriyor. Karesini soruyor. Bir sıkıntı yok. Ama sade veriyor, sadesini soruyor. Yani toplamasını vermiş, çıkarmasını soruyor. İşte bu durumda olmaz. Bu durumda iki tarafında karşılıklı ikisinin de karelerini alarak bakmak lazım. Bize A lazım. Bize A kare lazım değil. A lazım. 20 İfadesinin en küçük değerini sağlayan x ve y değerlerinin toplamı ifadesinin en küçük değerini sağlayan x ve y değerlerinin toplamı Şimdi arkadaşlar bu soru biraz üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Şimdi bak x kare var elimde. 6x var elimde. 6'nın yarısı kaç? 6'nın yarısı 3. 3'ün karesi kaç? 9. Şimdi ben bunu niye yazdım anlayacaksın. Elimde y kare var. Elimde 2 y var. 2'nin yarısı. Bak ne dedim? 6'nın yarısı 3. Üç. 3'ün karesi 9. Bak buradan bunu buldum. 2'nin yarısı 1. Bir. 1'in karesi 1. O zaman artı 1. 9'u buraya koydum. 1'i buraya koydum. Yani 10 koydum. O zaman burada 20 vardı. onu dağıttım. 1 ve 9'u oraya koyduğuma göre o zaman buraya da 10 yazıyorum. Bakın 20'yi bu tür sorularda yani bu bunu, bunu bilmeniz lazım. Bu özel bir soru tipi olarak düşünebilirsiniz. 20'yi 9 1 10 olacak şekilde 3 parçaya ayırdım. Nedenini de söylüyorum. 6'nın yarısı 3, 3'ün karesi 9. Buradan burayı buldum. 2'nin yarısı 1, 1'in karesi 1. 9 bir daha 10 o buraya 10 kaldı. Yani bu ifadenin olabileceği en küçük değer bu ifadenin olabileceği en küçük değer 10 olur. Yani bu ifade 10'dan daha küçük bir değer olmaz. Olabileceği en küçük değer 10. Yani x'e ve y'ye ne verirseniz verin en fazla bulabileceğiniz 10'dur. 10'dan daha küçük bir değer bulamazsınız. E hocam bunu niye yaptık? Şimdi bak burası 1. Burası 2. O zaman bunu şöyle düşünüyorum. x kare eksi 6x artı 9 x kare eksi 6x artı 9 dediğim ifade nedir? x eksi 3'ün karesidir. Bura x x diye burası eksi 3'e eksi 3 ayrılır. ayrılır. x eksi 3'ün karesidir. y kare artı, y kare artı 2y artı 1 ifadesi de y artı 1'in karesidir. Dolayısıyla bu ifadeyi şöyle yazmak zorundayız. Eşittir diyorum. X eksi 3'ün karesi Y artı 1'in karesi artı 10. Bak şimdi bu hale getirdim. Bu ifadenin en küçük değeri olabilmesi için buranın 0. Buranın 0, buranın da 10 olması lazım. O zaman x eksi 3 madem 0'mış, x gördüğüm yere 3 yazarsam y 1 0'sa y gördüğüm yere de -1 yazarsam bu ifade alabileceği en küçük değeri alır. Yani hocam x'e 0 y'ye 0 yazsak ne olur? X'e 0 yazarsanız bu ifade 20 olur mesela. 10 olmaz. Ama x'e 3 y'ye -1 yazarsanız arkadaşlar bu ifade 10 oluyor. Alabileceği en küçük değeri de almış oluyor. O yüzden x ile y'nin toplamı 2 olur. biraz klasik bir soru tipi yani aslında bu soru tipi klasik bir soru tipi. Bunu öğrenci daha önce karşılaştıysa bilebilir. Mantığı basit bu tür mantıkla yapacaksınız bu soruyu. Başka mantıkla bu soruyu zaten yapamazsınız. Tamam arkadaşlar bu soru klasik bir soru. Meltem Hanım klasik. Yarın bir gün karşınıza çıkar anlamazsınız bir daha uğraşacaksınız deneyeceksiniz mantığı belli bazen biraz daha gıcık olabiliyor bazı soru tipleri ama buradaki tam kare ifadeleri kullanarak bu soruyu çözmek zorundasınız yani bu sorunun temel mantığı tam kare ifadelere dayanıyor ee, ÖSYM bu soruyu sormaz yani hani belli de olmaz ama sormaz yani böyle soru pek çıkmadı ama yani aslında mantığı çok zor değil basit bir soru aslında da biraz gayret istiyor. Emek istiyor. Yani bir daha bir daha izleyin arkadaşlar. Tekrar edin. Öğrenirsiniz. Çarpanlar ayırma buradan sonra biraz zorlaşıyor. Küp açılımları ezberleyin arkadaşlar. A küp B küp A küp 3 A kare B 3 A B kare B küp 1 3 3 1 dedik ya binom açılımı 1 3 3 1 Bak, kat sayılar buradan geliyor zaten. A eksi B'nin küpü de A küp Eksi 3 tane A kare B artı 3 A B kare eksi B küp. Şimdi bunu nasıl ezberleyeceksiniz? Bunu ezberlemeyi düşünün. Daha boş verin siz yukarıya. A artı B'nin küpünü bazen şöyle yazıyoruz. A küp artı B küp 3 tane A B A artı B. A eksi B'nin küpü A küp B küp eksi 3 A B eksi e, A eksi B. E, ÖSYM e bununla ilgili soru pek sormuyor buralar biraz zor oldukları için ezberlemek bunlarda zor olduğu için mesela buralarda DGS'de pek fazla soru sormuyor e, diyebiliriz e, bu kısımlarda belli de olmaz yani hani sorar sormaz bir şey diyemem belki şunu bilmeniz lazım bakın A küp yazıyor sonra A kare yazıyor sonra A yazıyor sonra buradan başlıyor B yazıyor B kare yazıyor B küp yazıyor Artı ise burası bütün aralar artı oluyor. Mesela mantık olarak düşünebilirsiniz. Eksi ise burası eksiden başlıyor. Artıya gidiyor sonra eksiye gidiyor. Eksi artı eksi olarak devam ediyor. Yani mesela bu şekilde görebilirsiniz. Artı ise burası zaten buraların tamamı artı olmak zorunda. Eksi ise burası eksi eksi eksi. Yani baktığınızda bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Evet ezberlemesi biraz zor. Küp açılımlarını ezberlemek zorundasınız. Yani ezberlemesi çok kolay değildir. Ee, biz de böyle küp açılımlarını 3 dakikada ezberlemedik arkadaşlar. Soru çöze çöze ezberleniyor. Formülleri yazın bir kağıda. Duvarınıza alsın Soru denk geldikçe çıkarıp bak formüle. Baka baka öğreneceksin. Yani bakmadan formülü öğrenemezsin. Yani formül 3 dakikalık bir şey olmaz. Evet küp açılımı x ile y'nin toplamını soruyor. Buyurun. Adamlar yapmışlar mesela. Mesela şimdi ben bunu alt alta toplamak istesem toplarım ama bir şey eksik. Bir şey eksik. Çünkü niye? E, küp açılımlarına baktığımızda elimizde x küp 3 tane x kare y 3 x y kare y küp diye bir şey var. E, x küp y küp var. Buralarda 3 eksik. O zaman ben buralara 3 ekliyorum. Bak gördünüz mü? 3 ekliyorum. Burayı da 3 ile çarpıyorum. Şimdi bunu bu şekilde yaptığınızda elimize x küp artı 3 tane x kare y 3 x y kare y küp. 60 65 125 burası. O zaman bu ifade direkt x artı y'nin küpüne dönüyor demek ki 125. 125'te 5'in küpü. O zaman x artı y'nin küpü eşittir 5'in küpü olduğu için buradan x artı y eşittir 5 olur. Baktığımızda böyle. x artı y 5 Peki. Evet küp açılımları. Sevdiniz mi arkadaşlar küp açılımlarını? Çarpanlar ayırmayı sevenler. Sevdiniz mi çarpanlar ayırmayı? Güzel konu mu? Sevenler mi çok sevmeyenler mi? Ben çok severim çarpanlar ayırmayı. Çok güzel bir konudur aslında. Çarpanlara ayırma. Ben ortaokuldan beri çarpanlara ayırmaya bayılırım. Ben çok severim çarpanlara ayırmayı. Ben yani ortaokulda bile orta 8'de filan hatırlıyorum. 6 7 8. O aralar matematiği öğren sevdiğimi keşfettiğim yıllar. Çarpanlara ayırma bende böyle çok eğlenceli gelen bir konuydu arkadaşlar. Aşırı zevk alırdım ben. Hala öyleyim. Çarpanlar ayırma çözdüğüm zaman matematiği böyle sanki çözüyormuşum hissi veren bir konu. Yani onu söyleyeyim. Çarpanlar ayırma. Matematiği seven bir insanın kesinlikle çok rahat yaptığı bir konu. Seviyorsanız yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela biz temel kavramlar sevmeyiz. Matematikçiler temel kavramlar sevmezler. Ardışık sayılar, asal sayılar, tek çift sayılar. Biz sevmeyiz onları. Çünkü oralar ee, çok yorucu ve çok geniş bir konu. Aşırı geniş ama çarpanlar ayırma çok severiz mesela. Evet. 22 AB çarpımı nedir? burası mesela. Mesela mesela. Burası. Tamam. A artı B 5 çıkıyor. A eksi B ne çıkıyor? <laughs> Çıkar değil mi? Bir de A eksi B de çıkıyor. Yani doğru. Mecbur gerçel diyoruz. Şimdi alt alta bir topluyorsunuz arkadaşlar. Topladığınızda şu geliyor. A artı B'nin direkt küpü geliyor. Tamam mı? 125. Buradan A artı B 5 geliyor. Toplayınca bu. Bir de e, burası 3 tane a b kare e, a küp 3 e, tane a kare b artı B küp bu arkadaş 49 bu arkadaş 76 bu sefer de çıkarma işlemi yapalım çıkardığınızda da a eksi B'nin küpü geliyor buradan a eksi B'nin küpü geliyor Bu da 27 yapıyor yani buradan A eksi B'nin kendisi de 3 geliyor. Toplaması 8 çıkarması 3 geliyor. O zaman A ile B'ni toplayınca 5 A'dan B'yi çıkarınca 3 gelir. Alt alta toplayınca A bunlar birbirini götürdü. 2 tane A 8 geldi. A eşittir 4 geldi. B eşittir 1 geldi. A 4 B 1 a ile b'nin çarpımı 4. Bir çıkarıyoruz. Bir topluyoruz. Çıkardığımızda a artı b'nin küpünü buluyorsunuz. E, topladığımızda bunu buluyorsunuz. Çıkardığınızda a eksi b'nin küpünü buluyorsunuz arkadaşlar. Pek az kaldı. Zaten bitiyor. 8 a küp eksi b küp. 8 a küp eksi b küp. Size bir şey hatırlatıyor. Yani ne diyor? Benim diyor karşılıklı küpümü alır mısın? Benim karşılıklı küpümü alır mısın? Şimdi karşılıklı küp alınca ne oluyor arkadaşlar? Onu bilmeniz lazım. Ee, formüllerden birine ihtiyacımız olabilir. Yukarıya gidelim. Mesela formüllerden birine. Belki şöyle bir şey kullanabiliriz. Ee, a küp eksi B küp eksi 3 tane AB A eksi B mesela. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani birincinin küpü ikincinin küpü sonra bunları çarpacağız. Birinciden ikinciyi çıkaracağız mesela. Şimdi bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani dolayısıyla bu şuna eşit aslında. Hani formülleri dedim ezberleyin dedim ya. Ezberlemek lazım formülleri yoksa çıkmıyor. İşte 2A'nın küpü bakın birincinin küpünden ikincinin küpünü çıkarıyorsunuz. Eksi 3 tane sonra çarpacağız bunları. 2A çarpı B. Sonra bunlardan yine 2A'dan B'yi çıkaracağız. Bak bir formül. Hani yazdım ya dedim evet normalde kullandığımız formül şu yeşilleri kullanıyoruz ama sarılar da sorulara göre bazen bize denk geliyor yani bu kadar uğraşmaktansa direkt bunu uğraşarak aslında zaten bunlar bu formülden çıkıyor ne yeşilleri bilsem bunları zaten çıkarıyorsun ama ezberleyeyim hocam diyorsan zaten hani ezberlesen de çıkabilecek bir formül zaten direkt buradan geliyor ee, bu orası eksi yirmi eksi 27 8 tane a küp B küp zaten burayı istiyorum 3 kere 2 6 6 aAB Burası 6 yapar eksi 2 AB de eksi -3 yapıyor a böyle Burası 18 yaptı eksi- 27 eşittir 8 tane a küp B küp artı 18 at karşıya eksi 45 8 tane a küpten b küpü çıkarınca elde edilen sonuç Güzel değil mi? Çok zevkli. Evet. iki küp farkı ve toplama küp kısımları ÖSYM genelde küplerle ilgili şurayı soruyor. ÖSYM de ne soracağını biliyor. Yani genelde geliyor, geliyor, geliyor. Aha burayı soruyor. DGS'de genelde küplerle ilgili A küp eksi B küp ayrı ayrı A eksi B A kare artı A B artı B kare A küp artı B küp A artı B A kare eksi A B artı B kare Hocam bunu ne yapacağım? Bunu ezberleyeceksin. Başka yolun yok. Bak normalde a kare eksi b kare var. Bunu biliyoruz. Ama a kare artı b kare normalde formülize olarak yoktur. Formülü yok. Ama küp açılımlarında ikisi de var. Yani vicdansızlık, haksızlık aslında. Hani biri olabilir. Öbürü olmasaydı olurdu mesela. Toplamada hani karelerde o yoktu. Ama küplerde ikisi de var arkadaşlar. Güzel ikisini de bileceksin. Şöyle bir şey bilin. Bakın burası eksi ise burası eksi şurası artı oluyor. Öğrenin. Burası artı ise burası artı burası eksi oluyor. Biraz zıtlıklar var. Şimdi küp açılımlarıyla tam kare ifadeleri karıştırmamak lazım. Bak şimdi. X kare artı 2x artı mesela diyelim ki ne olsun 1 olsun şimdi mesela yani bu tam oldu mu olmadı olmadı değil mi hatta şöyle olsun 4x kare bir dakika mesela 4 x kare 2x artı 1 Heh. Mesela bu küp açılımının parçası. Tam kare ifade değildir bu. Yani siz bunu 2x'e 2x olarak bunu 1 olarak 1 olarak yazsanız ortayı bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ortayı bulabileceğiniz bir şey değil bu. Bakın burada karışıklık olmasın. Tamam. Yani öğrenci mesela x kare artı 4x artı 1 ee, dakika x kare artı 2x artı 4 mesela. Mesela bu da küp açılımının bir parçası. Mesela öğrenci hani bu burayı çok karıştırmayabilir belki. Bu çok anlaşılabilir bir şey değil ama burası mesela çok karışıyor. Öğrenci bunu küp açılımının parçası olarak görmüyor. Bunu ne olarak görüyor? Tam kare olarak görüyor. Halbuki bu bir tam kare değil. Yani siz x kare artı 2x artı 4 görürseniz bu bir tam kare değildir. Burayı 1 olsaydı, bak bura 1 olsaydı tam kare olurdu. Ama burası 4 olunca küp açılımının bir parçası oluyor. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Ortası var. Yani birinci ile ikincinin çarpımı, pardon iki katı yok. İki katı olsa 4x olması lazım. Yani x kare artı 4x artı 4 olsa olur. Ne bileyim x kare artı 2x artı 1 olsa olur. Bunlar tam kare ifadeler. Ama x kare artı 2x artı 4 olunca küp açılımı bir parçası. Yani bunu neden söylüyorum? Çünkü sorularda şöyle geliyor. Mesela yukarıda bir şey veriyor. Aşağıda şunu veriyor. Diyor ki x kare artı 2x artı 4. İşte yukarıda bir ifade var. Sen bunu tam kare gibi ayırmaya çalışıyorsun. Ayrılmıyor. Ne yapıyorsun? Oymuyor. Yukarıda o zaman Aşağıda böyle bir şey varsa yukarıda kesinlikle küp açılımı vardır. Küp açılımı olacak bu ifade birbirini götürecek gibi düşünmeniz lazım. Küp açılımlarının parçasını iyi bilmeniz gerekiyor. Özellikle kafa karıştırıcı kısımlar küp açılımlarında şu kısımlar. Oralar kafa karıştırır. Bakın iki katı yok. Arkadaşlar görüyor musun? Bak nedir? A çarpı B var. 2AB yok mesela. Buna dikkat etmeniz lazım. Vesaire vesaire. Şimdi küp açılımları ne dedik? Olduğu gibi yazıyoruz. Sonra birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı ikincinin karesi. Bakın burası da art oldu. Küp açılımı. İşte birincinin karesi birinci a ikincisi 2 olduğu için a artı 2. Sonra birincinin karesi birinci ile ikinci ikincinin karesi. Bunları bilmeniz lazım formül olarak düşünün. Nasıl düşünüyorsanız. Mesela şu x artı 1 x kare eksi 2 x artı eksi x artı 1 ifadesi neye eşit? x artı 1'in x küp artı 1'dir. Yani bu tam e, işte küp açılımları. E burası x küp artı 1 oluyor. Şimdi Ortası lazım bize. Şurası e, şimdi bu ifade şöyle diyelim. 2x'in küpü burası. 2x'in küpü. Bu ifade de 3'ün küpü. Dolayısıyla 2x-3 çarpı. 2x'in karesi 4x kare. İkisini çarparsam 6 artı x artı 9. Bu böyle. Evet yani bu e, ifadelerde arkadaşlar iki küp farkı ve toplamı tam küp açılımları biraz zor ifadeler yani tamam hani bunları ezberlemek biraz zamanınızı alacaktır haliyle normal karşılıyoruz evet son soru çarpanlara ayırma yukarısı küp açılımının bir parçası x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 e, x kare artı x artı 1 eksi x, -2, parçası, x -2 artı 2 küp açılımının parçası x kare eksi 2 x artı 4 aşağısı x kare eksi 2 x artı, artı 4. Ya zaten verilenlere göre anlayabilirsiniz. Yani küp açılımı olacak. Zaten bunlar birbirini götürmek zorunda. Yani vereceğiniz ifadelerde bunlar zaten mecburi birbirini götürecek arkadaşlar. Bunlar birbirini götürmezse yanlış yapmışsınız anlamına gelir. x eksi 1 eksi x artı 2 x eksi 1 eksi x eksi 2 buradan x'ler birbirini götürdü. İfadenin sonucu eksi 3 Yani gitmiyorsa yanlış yapmışsınız anlamına gelir. Gitmek zorunda. Sadeleşmek zorunda. Tamam arkadaşlar. Çarpanlara ayırma bu kadar. Yani yeter. Ee, Allah bereket versin. Yani matematikten temel seviye 16 ders yaptık arkadaşlar. Yeter.